Diğer videolarımda günlük hayatta kullanabileceğiniz çeşitli ipuçları hakkında bilgiler vermiştim. Bu videoda ise her gün kullandığımız diş macununun dişleri beyazlatmak haricinde kullanıldığı alternatif yollardan bahsedeceğim. Bu küçük ipuçları sayesinde diş macunu ile işe yarar şeyler yapmak mümkün. Ya meraktanın videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Özellikle beyaz renkteki ayakkabılarınız kirlenmeye oldukça müsaittir ve kirlenince kötü dururlar. Beyaz renkteki ayakkabıları temizlemek içinse diş macunu en büyük yardımcınız. Öncelikle ayakkabınızı nemli bir bezle biraz silin. Ardından eski ve kullanılmayan bir diş fırçasına biraz beyazlatıcı diş macunu sürün ve ayakkabınızı bununla biraz fırçalayın. Ardından temiz bir bezle ayakkabının üzerindeki kalan macunu silerseniz ayakkabınız ilk gündeki halini alacaktır. Sivilceler istenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ve insanın yüzüne kötü bir görünüm kazandıran deri rahatsızlıkları. İşte istenmeyen zamanlarda çıkan bu sivilce için diş macunu imdadınıza koşmakta. Sivilcenin olduğu bölgeye bir parça diş macunu sürün. Fakat dikkat edin, sivilceyi patlatmayın. Sürdüğünüz bu macun sivilcenin olduğu bölgeyi yağlanmaya karşı korur ve sivilcenin boyutunu küçültür. Sürdüğünüz macun yüzünüzde belli bir zaman kalsın ve kurusun. Ardından macunu dikkatlice temizlediğinizde sivilcenin daha etkisiz olduğunu görebileceksiniz. Yazları kullandığımız deniz gözlüklerinin su altında buğu yapması hepimizin canını sıkar. Bu gözlükleri dalmadan önce diş macunu ile temizleyin. Diş macunu ile temizleyip duruladığınız gözlükler buğulanma olayını azaltacaktır. Fakat burada kullandığınız diş macununun beyaz ve aromasız olması önemli. Ufak çocuklar kimi zaman ev duvarlarını pastel boyalar ile boyayabiliyor. Bu durumda panik yapmanıza gerek yok. Çünkü diş macunu burada da size yardımcı olabilir. Diş macununu duvardaki boyanın üzerine bir bez yardımıyla uygulayın. Çocuğunuz istediği kadar çizsin, siz diş macunu sayesinde bunlardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Araba farları kimi zaman istenmeyen şekillerde yıpranır. Bu da farların verimini düşürerek görüş mesafesini kısaltabilmektedir. Bu durumda size lazım olacak iki şey var. Birisi eski bir diş fırçası, diğeri ise beyazlatıcı bir diş macunu. Diş fırçasıyla arabanızın farlarını fırçalarsanız farlarınız eski haline döner. Bu sayede geceleri farlardan istediğiniz performansı almanız da mümkün olacaktır. Arı sokması veya sivrisinek ısırığından şikayetçiyseniz diş macunu size bir süre rahatlama sağlamakta. Arının soktuğu ya da sivrisineğin ısırdığı yere bir parça diş macunu koyun. Bu yaşadığınız acıyı hafifleterek size geçici bir çözüm sunar. Telefonlarımız hepimiz için önemli. Çünkü her dakika yanımızda bulunan bu cihazlara güzel paralar ödedik ve yıpranmasını ya da zarar görmesini hiçbirimiz istemeyiz. Fakat bazı zamanlarda telefonumuzda kullanmaya bağlı çizikler oluşuyor. Bu gibi durumlarda diş macunu bu çizikleri kapatabilmekte. Fakat jel şeklindeki diş macunları yerine beyaz renkteki klasik diş macunlarını kullanın. Telefonunuz veya tabletinizin üzerine temiz bir bezle uygularsanız çizik sorunundan kurtulmanız mümkün. Yemek yaptıktan sonra elinizde kalan soğan kokusundan şikayetçi misiniz? Eğer birden fazla yıkamanıza rağmen kokudan kurtulamadıysanız bir de diş macununu deneyin. Diş macunu elinizdeki istenmeyen kokuların giderilmesi için alternatif ve etkili bir yoldur. Diş macununu temizlik kısmında pek çok yerde kullanabilirsiniz. Banyo ve mutfak muslukları da buna dahil. Eğer mutfak ve banyo musluklarınız zamanla eski halini kaybedip kirleniyorsa, diş macunu ile onları parlatmanız mümkün. Diş macununu bu bölgelere uygulayın ve birazcık ovun.
duvarlarda oluşan istenmeyen delikleri kapatmak için illa alçı aramanıza gerek yok. Bu deliklere diş macunu sürerek kurumasını bekleyin. Sertleşen diş macunu alçı görevini görecektir. Diş macunu kuruduktan sonra bunların üzerini boyarsanız zahmetsizce deliklerden kurtulmuş olursunuz.